Efendim, sizin salatınızda benim acizane görebildiğim en etkileyici yönlerden bir tanesi, hem çok küçük detaylara inebilen uygulamalarınız var, hem de çok büyük boyutlarda. Tabii. Tabii bu konuda biraz aşar mısınız? Minyatür sanatında işin şey, minyatüra ismi üzerinde, yani minyatür, ince çalışmalar. Tabii ben ressam olduğum için beni fark etmez. Biz büyük şeylerde de, ebatta da işler vardı. O değişik tekniklerde de çalışıyorum. Şimdi burada yani minyatürle çok ayrı bir şey dediler yani. O başka bir başka. Onların size'ına göre ona uygun teknik uyguluyor. Evet, farklı ebatlar, farklı boyutlar. Farklı boyutlar tabii minyatür teknikler. Doğru değil. Evet, minyatürün tekniği başka. Evet, çok güzel. Resim başka. İstanbul'dan bahsettik. İstanbul'dan ilham aldığınızı söylediniz. Peki özellikle daha çok resimlerinizde biz Osmanlı motiflerini görüyoruz. Nedir Osmanlı İstanbul'unu sizin için cazip yapan? Efendim, İstanbul dediğinde Osmanlı. Yani tabii modern İstanbul'u başka, yani başka şeyde tartışırız. Evet. Ama şimdi bu bir 5 asırlık bir ihtişam. Evet. Bunu göz ardı etmek mümkün değil. Yani ilham, büyük bir ilham kaynağıdır. Bütün her şey sanatçılara büyük bir ilham kaynağıdır. Bana da öyle. Yani hep onlar konular ilgimi hep çekti ve onların üzerinde çalıştıkça yani zevk alıyorum. Yorulmuyorum, hiç yorulmuyorum. Evet. Peki Osmanlı İstanbul'unu resmederken daha çok hangi yönlerini vurgulamayı tercih edersiniz? Saray yönünü mü yoksa daha gündelik hayat mı? Hepsi. Hepsi var. Yani bir sokak hayatından da saray hayatına her şey var. Yani bütün insanlar, yani bunlar yaratan insanlardı. Evet. Belli bir kitle değil, tüm insanlar. Evet. Her yerle bu şeyi yaratmışlar.